Salam, əziz balacanlar. Bugün gidersinizgə təyyar mısınız? Unday bolsa, bugünkü matematika dersimizni başlayımız. Bugünkü mavzumuz 3 xanəli sanlarını qoşuş və əyiriş algoritmləri. Bugünkü dersimizdə sizlər 3 xanəli sanlarını qoşuş və əyiriş algoritmlərindən qanday faydalanışını öyrənəsizlər. Algoritm sözü bu, əməllərini bəcəriş ketmə-ketliyi. Biz bugünkü dərsimizdə mənə şu algoritm, yəni əməllərini bəcəriş ketmə-ketliyidən faydalanamız. Bugünkü dərsimizin birinci tapşırığı etibar verin. Aqlingizni çarxlayın usulüdən faydalanıb, 3 xanəli sanlar düzün. Ularını xana qoşuluçları görünüşü de yazın. Bu yerde yüzlik, onlik, hem de birlik sanlar verilgen. Siz meneşu sanlardan faydalanıp 3 xanəli sanlar düzün. Ve ularını qoşuluçlar görünüşü de yazın. Cevaplaringizni tekşirib görəmiz. Siz birlik, onlik, həm də yüzlik sanlardan sanlar tüzdingiz, həm də bulardan qoşuluçlar hasıl qıldingiz. Yəni, 123 saniyə qoşamız 456 sanını. Bu yerdə birlik sanlarga birlik sanlarını, onlik sanlarga onlik sanlarını, yüzlik sanlarga yüzlik sanlarını üstün şeklinde qoşuş orqali əməlimizin nəticəsini tapdik. Yəni 3 birlikə 6 birlikni qoşsak 9 birlik hasil oldu. 2 onlikə 5 onlikni qoşub 7 onlik hasil qıldık. 100 birlikə 4 yüzlikni qoşub 5 yüzlik hasil qıldık. Nəticəmiz 579 çıxdı. Biz algoritmin ketmə-ketliyiga rioya qilgan halda bu əməlini bəcərdik. Juda ham yaxşı. Sizning ham cavablaringiz mana shunday bo'lsa, siz bugungi darsiga tushundingiz deb o'ylayman. Bugungi darsimizning ikinci topshirig'iga e'tibor beramiz. Fikrlash usulidan foydalanib üstün şeklinde qanday hisoblanganligini ko'rib chiqamiz. Bu yerde algoritmdan faydalanıp əməllərini bəcərişinin ketmə-ketligini bəcərgən halda bu tapşırıqını bəcərəmiz. 432 saniyə qoşamız 245 sanını. Birlik sanlarga birlik sanlarını qoşamız. Yəni 2 birlikə 5 birlikni qoşub 7 sanını hasıl kıldık. 3 onlikke 4 onlikni koşup 7 onlikni hasıl kıldık. 4 yüzlikke 2 yüzlikni koşup 6 yüzlik hasıl buldu. Netice 677 sanı çıktı. Eğriş usulde hem ana şu algoritmden faydalanamız. Yani ketmeketlikten faydalanamız. Evvel birlik sanlardan birlik sanlarını eğiremiz. Onlik sanlardan onlik sanlarını, hem de yüzlik sanlardan yüzlik sanlarını ayıramız. 7 birlikten 2 birlikni ayırsak 5 birlik hasıl buladı. 7 onlikten 3 onlikni ayırsak 4 onlik hasıl buldu. 6 yüzlikten 4 yüzlikni ayırsak 2 yüzlik hasıl buldu. Netice 245 sanı çıktı. Siz bugünkü dersini çüngen bolsanız, ustun şeklinde qanday bacarışını hem örgənib aldınız deyip oylayman. Üçüncü tapşırığımız. Eslab qal usulüden faydalanıp, xisablayın. Kattaliklerini qoşuş ya ki əyiriş üçün
Avval ularni bir xil o'lchov birliklariga o'tkazib oling. So'ngra hisoblashlarni bajaring. Masalan, 3 metr, 4 desimetr, 4 santimetrga qo'shamiz 35 desimetrni. Bunda biz metr hamda desimetrlarni santimetrga aylantirib olamiz. 344 santimetr hosil bo'ldi. 35 desimetrimiz 350 santimetrga teng. 344 santimetrga qo'shamiz 350 santimetrni. Buni ham avval o'rganganimizdek ustun shaklida qo'shamiz. Santimetrga santimetrlar qo'shilsa, santimetr hosil bo'ladi. 4 birlikka 0 birlikni qo'shsak, 4 birlik hosil bo'ldi. 4 onlikka 5 birlikni 5 onlikni qo'shsak, 9 onlik hosil bo'ldi. 3 yuzlikka 3 yuzlikni qo'shsak, 6 yuzlik hosil bo'ldi. Natija 694 santimetr. Siz bunday amallarni bajarishni eslab qolasiz degan umiddaman. Bugungi darsimizning 5-chi topshirig'i. Aziz bolajonlar, aqlingizni charxlang usulidan foydalanib, masalani yechishga harakat qilamiz. Masalada berilishicha, birinchi tepalikning balandligi 245 metr. Ikkinchi tepalikning balandligi undan 136 metr baland. Uchinchi tepalik ikkinchi tepalikdan 172 metr past. Uchinchi tepalikning balandligini toping. Bunda biz aytib o'tganimizdek, amallarni bajarishning algoritmidan, ya'ni ketma-ketligidan foydalanamiz. Buning uchun biz avval ikinci tepalikni topib olamiz. Ya'ni ikinci tepalikni topish uchun birinci tepalikni ikinci tepalikka qo'shish orqali topiladi. 245 sonini qo'shamiz 136 ga. Natija 381. Ikinci tepalik 381 ga teng ekan. Üçüncü tepalikni topamiz. Üçüncü tepalikni topish uchun ikinci tepalikdan üçüncü tepalikni ayiramiz. 381 sonidan ayiramiz 172 sonini. Natija 209 soni chiqdi. Demak, javob 3-chi tepalik 209 metrga teng ekan. Siz mana shunday masalalarni misollarini o'zgartirgan holda, sonlarini o'zgartirgan holda bajarishga harakat qilib ko'ring. Aziz bolajonlar, bugungi darsimizni siz qanday tushunganligingizni bilish uchun deskriptordan foydalanamiz. Ya'ni siz o'zingizga o'zingiz ball berasiz. Ustun shaklida hisoblay olaman desangiz, o'zingiz uchun 2 ball bering. Hisoblashni bajara olaman desangiz, o'zingiz uchun 4 ball bering. Masalani o'zgartirib bajara olaman desangiz, o'zingiz uchun yana 4 ball qo'shing. Siz bugungi darsimizda 10 ballga ega bo'lsangiz, siz bugungi darsdan a'lo bahoga ega bo'ldingiz deb o'ylayman. Aziz bolajonlar, bugungi darsimizning uyga vazifasini daftaringizga yozib qo'ying. 4-chi topshiriq. Qo'shish hamda ayirish amallarini bugungi o'rganganlarimizga asoslanib yechasiz degan umiddaman. Shuning bilan bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Xayr, sog' salomat bo'ling. Keyingi darslarda